Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bir adet Ssangyong göstereceğim. Hemen şöyle göstereyim. 245.000 arkadaşlar araç. Bu aracın hikayesi şu. Bu araç Yalova tarafında oturan bir abimizin. Trabzon'da dağlarda yaylalara çıkan bir abimizin. Yalova tarafında bu araçla yola çıkmadan önce diyor ki debriyaj, baskı balata ve benzeri bir kontrol yaptırayım. Bir de yağ bakımını yaptırayım, öyle yola çıkayım diyor. Ve gidiyor tamircisine. Her zaman gittiğim adam diyor. Tamircisi demiş ki bunun baskı balatası zayıf. Abi de diyor ki ben baskı balatasında çok fazla bir şey görmedim ama tamam değiştirelim diyor. Neyse velhasıl kelam. Bırakıyor aracı, aracın baskı balatası değişiyor. 2 gün sürüyor bu işlem. 2 gün sonunda gidiyor aracı alıyor. Yüklü de miktarda para veriyor. Baskı balata parası ve benzeri çıkıyor yola. Tabii yola çıkarken Samsun girişinde bir kazaya denk geliyor abimiz. Ve bu kazada dur kalk artık balata yukarıda kavramaya başlıyor. Sonrasında tabii ki de otogar rampamız var bizim burada. O otogar rampasını çıkamıyor. Artık kaçırmaktan dolayı ve abimiz Ssangyong'la yolda kalıyor. Şimdi sizlere ben bu aracın baskı balatası yeni mi değil mi diye hemen göstereceğim. Alt kısma geçeceğim. Debriyajı baskı balatasını Osman Usta söktü. Gel dedi, sen de bir kontrol et bak dedi, bunun baskı balatasında ve benzeri böyle bir hikaye var. Senin de dedi kullanıcıların dedi, merak ediyor böyle şeyleri. Çekelim, gösterelim. Hemen alt kısma inelim. Baskı balata gerçekten yeni mi değil mi, bunu sizler de yoruma yazın. Hemen şöyle aracın şanzımanını sizlere göstermek istiyorum. Milya ve benzeri gitmiş. Hemen şöyle paylaşayım sizlerle. Bu gördüğünüz 4x4 bir araç. Genelde Trabzon Karadeniz tarafında kullanılıyor. 4x4 de sık kullanılıyor, öyle söyleyeyim. Genelde burada kullanılıyor da demeyelim de. Bu aracımız da sağ olsun altı üstü vesairesi bayağı bir çamur. Hemen şöyle göstereyim. Volantın çevresi gördüğünüz üzere yanmış. Öyle göstereyim. Ama bu araç düz yolda bu hale gelmiş. Yani zorlamadan kaynaklı değil, düz yolda bu hale gelmiş. Sizce bu volant sökülmüş veya taşlanmışa benziyor mu? Yeni bir taşlanmış izi var mı? Yani taşlandığını da söylemiş çünkü. Ben göremedim. Siz gördüyseniz yorumlara yazın. Durum bu. Bu bilya size göre yeni mi arkadaşlar? Bana pek yeni gibi gelmedi. Baskı balatanın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. 15 dakikada 5 dakika içerisinde baskı balata yersiniz. Fakat şu gördüğünüz tozlar veya işte buraya herhangi bir işlem yapıldıysa siz baskı balatayı yeseniz dahi yeni bir belirtisi olur. Nereden olur? Şu göbekten ve benzeri biz buraları takmadan önce temizliyoruz. Ola ki volantı tornaya vermedi veya tornaya verdim diye söyledi. Böyle ihtimaller de var çünkü arkadaşlar. Kimsenin hakkını yiyemiyoruz çünkü bilmiyoruz işi. Ama şu kısma baktığınızda bana göre civataları kesinlikle sökülmemiş arkadaşlar. Ve bu abimiz aracı alır almaz ertesi gün yola çıkmış. Sizlerce bu civata sökülmüş mü? Bakın. Kendiniz söyleyin yani. Yeni değişmiş, hiç benziyor mu? Asıl önemli olan nokta, hemen şöyle gelelim şuna. Ya bu... Evet, giyotin. Şu anda kanalda olduğum için bakın balata, bir tane bile balata kalmamış. Evet, trafikte kaldığı için bayağı sıyırmış ama şimdi bunu yüksek ihtimalle bence değişmemiş arkadaşlar. Sizler de yorumlarda bunu yazabilirsiniz ama bunu değiştirmeyen tamirci arkadaşımız şunu düşünememiş. Bu amcanın Samsun yolunda, yani Trabzon Yalova Samsun, yani Yalova Trabzon yolu üzerinde herhangi bir kaza olacağını ve bu kazada dur kalk yapabileceğini düşünememiş olsa gerek. Baskı balata değişim yalanını söylemiş gibime geliyor. Hemen şöyle göstereyim. Bakın. Yani değişen bir baskı balata böyle mi olur? Değişen bir baskı balatanın şemsiyeleri böyle mi olur? Ne olursa olsun balatayı da daha iyiyse bu gördüğünüz
baskının parlıyor olması lazım. Ama gördüğünüz üzere ne parlama var ne herhangi bir şey var. Made in Kore. Mal Kore'nin malı. Bu tür şeyler başımıza geliyor. Nasıl diyeyim size? Yani bu tür hikayelerin hepsi başımıza geliyor. Hikaye şeklinde geliyor. İşte mesela Instagram üzerinden bize yazan abilerimiz var. Abi böyle böyle bir problem yaşadım. Ne yapabilirim? Şöyle şöyle bir problem yaşadım. Ne yapabilirim? Bunun bir çıkış yolu yok arkadaşlar. Kimi aracınızı güveneceğinizi, kime götüreceğinizi iyi seçmeniz gerekiyor. Çünkü bu adam yolda kaldı ve Allah'a şükürler olsun hani burada bir imkanı vardı. Ya gece yarısı olmuş olsaydı, bu adam ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla yola gidiyor. Baskı baltayı yeni değişmiş olsa da bu problem olabilir miydi? Evet, olabilirdi. Ama bunu Allah gösterecek ya, yani bu parayı vesaireyi o ustadan soracak ya, ya da ustayı tanıyacak ya, ya da işi yaptırdığı kişiyi daha iyi tanıyacak ya, Allah gösterecek ona diye baskı baltayı silmiş de olma olasılığı var. Ha, bu şu demek değildir. Ya usta burada üçkağıtçılık yaptı. Belki de ilerleyen, yani yolun daha ilerleyen kısmı kilometrelerinde Allah göstermesin başka felaketler de başına gelebilirdi. Bu da onu önledi. Ben hep buna bu şekilde bakıyorum. Ama kardeşim, yani bir iş yapıyorsanız niye yalan söylüyorsunuz? Şimdi baskı baltanın hiç değişmiş bir tarafı bence yok. Sizce var mı? Yazın bunu yorumlara. Beni takip ediyorlar. Murat Usta bilmiyorum bu videomu izler mi, ya da Nisaf da Hüseyin Usta bu videomu izler mi? Bu şanzımanın temizlenmiş bir tarafı yok. Bir kere sen bu bilyanın etrafını bu şekilde, bakın şu şekilde iz yapamazsın ya. 500 kilometrede çok zor. Ya da şunun içini bu şekilde sıyıramazsın. Bu çok zor bir şey. Yani bak, bu çok zor. Şimdi kimileri yorumlara şunu yazacaktır. Ya abi 5 dakikada baskı balata sıyırmayı da sen söyledin bize. Evet, 5 dakikada baskı balata sıyırırsın ama nasıl sıyırırsın biliyor musun? Arabana lastik yakmak istersin, yarım debriyaj tutarsın, tam gaz verirsin, 5 dakikada sıyırırsın. Ne kadar acemi olursan olsun 5 dakika biliyor, yani imkanı yok bir gün içerisinde bunu sıyırttırmanın. Ne kadar acemi olsa bile ayağını debriyajdan çekse istop ettirir. Ama burada söz konusu o değil. Söz konusu burada yapılan iş ve işçilik. Neyse, Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Görüşlerinizi sizler de yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.